Peki, şimdi ne kadar hayvansever olduğunu biliyoruz. Evet. Hem paylaşımlarla hem gizli saklı yaptığın yardımlarla da. Yıldız Tilbe'nin sözleri çok tepki topladı biliyorsun. Korkunç. Saldırgan köpeklere zehirli et verin gebersinler sözleriyle 3-5 gündür sosyal medyanın ve Türkiye'nin gündeminde Yıldız Tilbe. Ünlülere de soruyor arkadaşlarımız. İşte Bülent Ersoy, hayvanseverliği giydiği kürklerden dolayı tartışılan Bülent Ersoy. Bakın Yıldız Tilbe için ne söyledi. Çok yakın alma. Tamam, çok yakın çekmeyin. Bülent Ersoy tül dekolteli imajı, şapkası ve her zamanki havasıyla ikinci sayfa kamerasının karşısındaydı. Çok şık gördük de bu ekstra bir şıksınız yani. Bu biraz daha modern bir şeyler yapayım diyor ama modernlik halim mi kalmış ayol? Her zaman. Pek havam kalmadı derken Zeki Müren'in mimiklerini de kullandı Bülent Ersoy. Ama fazla şımartmamak için bir şey demiyorum. Dedi. İyi ki geldin. Yuvam nasıl buldunuz? Öyle yaptım bir. Evet. Zeki Müren de öyle yapardı. Yapardı böyle. Ben de Allah rahmet eylesin. Efendim, güzel olmuş dedim ama. Bergen filmini izlememiş ama Bergen'le çalışmış diva. Bergen'i sormak istiyorum efendim. Geçtiğimiz günlerde hayatın filmi oldu. Allah rahmet eylesin. İzleyebildiniz mi? Hayır. Siz de çok eski dostunuz. Ben de çalıştı. Alt kadromdaydı. Çok fazla çalışmadı da sanırım 2 kere mi ne çalıştı benimle. Ya 2'dir ya 3'tür, yalan konuşmayayım. Çok iyi bir kızcağızdı. Son günlerin en çok tartışılan konusu Yıldız Tilbe'nin saldırgan sokak köpekleri için sarf ettiği sözler üzerine de çok ilginç konuştu Bülent Ersoy. Bülent Hanım, bir de geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe bir tweet attı. Sokak duydum, köpekleri öldürün mü? Evet. Bir şey. Siz de Kürt giymenize rağmen hayvanları seversiniz. Hayır. Kürt giymek ayrı. O canı veren Allah. Onu almak ya da almayı istemek çok insani bir şey değil. Ama şöyle ki, inanınız onun evinde hayvanat bahçesi gibi. Kediler üstünde. Çok seviyorum hayvanları. Efendim? Kötü bir niyetle söylemedi. Asla söylemedi. O şekilde söylemek istemedi. Aynen. 5 yaşındaki çocuk parçalanınca üzüntüsünden o bir anne yani onun için öldürün biraz tabii şey ama yanlış. Yıldız Tilbe'yi korumak istedi Bülent Ersoy. Hata yaptı, affedin dedi. Öyle onu yani kusuruna bakmasınlar insanlar. Hayvanseverler. Bütün insanlar. Yalnız hayvanseverler değil. Bütün insanlar. Hoş görsünler. Ve iğneyi de çuvaldızı da kendisine batırdı. Ben de çok hatalar yaptım dedi. Ben de melek değilim. Kanatsız melek değilim. Nice şeyler yapmışımdır. Ama hep kırıp sarmışlardı. Hep sarmışlardı. Affetmişlerdi. Onun için bunu bir yanlış ifade olarak kabul buyursunlar. Dilerim. Gülşen'le başlayan sahne kostümleri konusunda da yorum yaptı Ersoy. Sahne her türlü kostümü kaldırır dedi. Şimdi Bülent Hanım, biliyorsunuz son haftalarda sahne kıyafetleri çok konuşuluyor. Bununla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Ben söyledim. Sahne kaldırır. Sahne kaldırır. Ben yani bana baksan. Hepsinin anası yaşındayım hala da. Başka yer kalmadı açılacak. Ay ölüyorum. Öleceğim şimdi buralar. Evet, biraz şimdi evvel divanın yanında olmak istedim. Şöyle o kahküllerini şöyle bir açmak istedim. Çünkü konu göremediği için kafayı şöyle kaldırarak konuşuyor. Bak fark ettin mi? Şapkasını, o şapkasının üzerindeki çok yakışmış broş mu? O çok beğendim. Kıyafet çok yakışmış bir kere. Evet. Çok farklı bir tarzı var. Ben şapka kısmını beğendim. O bir diva. Kendisi gerçek kürk giyiyor. Bunu da saklamıyor. Hayvanseverlerin sürekli hedefinde olan bir isim. Yıldız Tilbe ile ilgili de yorum yapıyor. Ben gerçek kürk giyerim. O ayrı dedikten sonraki hiçbir cümlenin anlamı yok aslına bakarsan. Evet, en son Gülşen'le haber yaptığımızda ortalık ayağa kalkmıştı. Çünkü yaklaşık 1,5 ay önce 450.000 TL'lik bir kürkü sipariş verdi, giydi ve 55 tilkinin kesimi sonrasında o kürk elde edilmiş. Sonra da tepkiler aşırı büyüyünce dedi ki o eski bir kürktü. Gerçek kürk yani giyiyorsan zaten o canlılarında değil mi bir şekilde öldürülmesine neden oluyorsun. Arz talep meselesi hep söylüyoruz. Sen istiyorsun. Onlar da o hayvanlarda videoları izledik, gerçekten korkunç. Canlı canlı derileri yüzülüyor o hayvanların. Evet. Yani zaten artık tüm dünyada kürk giyenlere karşı müthiş bir protesto var. Tepki var. Evet. Ha, tabii daha önce sosyal medyanın da bu kadar yoğun olmadığı dönemlerde, şimdi artık her şey çok hızlı yayılıyor. Evet, evet. Tepkiler, protestolar çok hızlı ilerliyor. Her şey kolayca ifşalanıyor. Evet. Tabii ki evet. Şimdi daha dikkat etmek lazım diye düşünüyorum ki artık dünya devi modacılar bile gerçek kürkü birçokları kullanmamaya başladı.